Arkadaşlar merhaba. Şimdiki konumuz sizlerle birlikte açıortay. Arkadaşlar açıortay dediğimiz ifade tanımda da yazıyor. Hemen okuyalım. Açıyı iki eş parçaya ayıran ışına biz ne diyecekmişiz arkadaşlar? Açıortay ya da açıortay doğrusu diyebiliriz. Ne demek bu? Aşağıda bir tane örnek çizmişim size. Bir tane LAM açısı çizdik. LAM açısı çizmişiz. LAM açısının başlangıç noktasından bir tane ışın çiziyorum. Bir tane AK ışını çiziyorum. AK ışını ne yapacak arkadaşlar? Buradaki açıyı iki eşit parçaya bölecek. Yani ne olacak arkadaşlar? LAK açısıyla KAM açısı birbirlerine ne olacakmış? Eşit olacakmış. Hemen örneğimize bakalım. Daha kalıcı olsun. Şimdi bir tane açı vermiş bize. Ne diyor? BD açıortay ve ABC 140 ise demiş. Şimdi BD'nin bu ışının açıortay olması ne demekti arkadaşlar? ABC açısını iki eşit parçaya bölmesiydi, değil mi? Yani şöyle de gösterebiliriz. Buradaki açı ile buradaki açı birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Peki bana açının tamamını kaç derece vermişti? ABC açısının tamamı kaç dereceydi arkadaşlar? 140 dereceydi. O zaman iki eş parçaya böleceği için buradaki açılarım kaçar kaçar bölünecek arkadaşlar? 70-70. Nasıl bulduk? 140'ı 2'ye böldük. Kaçar kaçar bölüştü arkadaşlar? 70'er 70'er bölüştüler. Yani ABD açısı da 70 derece. CBD açısı da kaç derece olacak? 70 derece. Neden? Çünkü BD açıortaydı. ABC açısını iki eşit parçaya bölmüştü. Şimdi örneklerle devam edelim arkadaşlar. Bakıyoruz örneğimize. LP KLM'nin açıortayı demiş. İlk önce dediği yeri bir bulalım arkadaşlar. KLM açısı neresi? KLM açısı. Buranın tamamı. Buranın açıortayı hangi doğruymuş arkadaşlar? Hangi doğru parçasıymış? LP doğru parçasıymış. Yani burası şu üzerini çizdiğim ışın buradaki açıyı ne yapacak arkadaşlar? İki eşit parçaya bölecekmiş, değil mi? Güzel. Şimdi bakıyorum NLM açısı, yani buradan buraya tamam kaç derece arkadaşlar? 180 derece, değil mi? Doğru açı. Tamamı 180'di. Ben şu yeşille taradığım açıyı bulabilir miyim? Evet. Neden bu kısmı? Çünkü 50 derece. 180'den 50'yi çıkartırsam kaç derece çıktı arkadaşlar? KLM açısı 130 derece. Nasıl bulduk onu? 50'den, yani 180'den 50'yi çıkarttık. KLM açısını kaç bulduk? 130. Buraya kadar tamam. Bakıyorum sonra benden neyi istemiş? KLP'yi istemiş. KLP açısı, yani buradaki açıyı istemiş. Peki nasıl bulacağız arkadaşlar onu? LP ışını ne yapıyordu? Buradaki açıyı iki eşit parçaya bölüyordu. Yani 130'u ikisi de eşit eşit paylaşması gerekiyordu, değil mi? O zaman 130'u 2'ye bölersem kaç kaç bölüşecekler arkadaşlar? 65 65. Çünkü açıortay açımı iki eşit parçaya böldü. KLP açısı da 65 derece. MLP açısı da kaç derece çıktı arkadaşlar? 65 derece çıktı. Şimdi ilk örneği çözdüm ben. İkinci örnek buna çok benzer bir örnek. O yüzden bunu size ödev olarak bırakıyorum. Çizilmiş ve yapılmış bir şekilde çözümünü gönderiyorsunuz. Bekliyorum sizlerden. Devam edelim şimdi. Bakıyoruz. BK ışını ABC'nin açıortayı demiş. BK ışınını bulalım. İşte tam da şu ışından bahsediyor, değil mi? Nerenin açıortayıymış bu arkadaşlar? ABC'nin. ABC açısı neresi? Onu da şöyle göstereyim isterseniz. ABC. Buranın tamamı. Buranın tamamını hangi ışın iki eşit parçaya bölmüş? Üstünü morla taradığım ışın. Şimdi sonra devam edelim bakalım nasıl bulacağız. Karşımızda ne var arkadaşlar? Bir tane dik açı, yani 90 derecelik bir açı var, değil mi? Yine benim şu yeşille taradığım kısmı bulmam lazım. Nasıl bulurum? Bu kısmı bana ne vermiş? 36 vermiş. 90'dan 36'yı çıkartırsam geriye kalan yeşille taranan, yani yeşil işaretlediğim açıyı bulur muyum? Evet.
90'dan 36'yı çıkarttık. Kaç kaldı arkadaşlar? 54. O zaman bu yeşille taradığım bütün açı kaç dereceymiş arkadaşlar? 54 dereceymiş. Güzel. Sonra benden istediklerine bir bakalım. ABK açısı. ABK açısı benden burayı istiyor. KBC açısı, KBC benden bir de burayı istiyor. Zaten BK açıortaydı. Burayı ne yapıyordu? İki eşit açıya bölüyordu, değil mi arkadaşlar? Ben tamamını ne buldum? 54 buldum. O zaman 54'ü 2'ye bölersem kaç kaç bölüşecek arkadaşlar? Her ikisi de 27 27 bölüşecekler. Neden? Çünkü BK açı ortaydı. Yine yukarıda 90 derecelik bir açı sormuştum. Aşağıda yine size 90 derecelik bir açı örneği var. Arkadaşlar bunu yine çözümü bir şekilde gönderiyorsunuz. Yukarıda benzerini yaptım bunu. Siz çözüyorsunuz. Bu defa ne demiş? RLN açısının. RLN açısının buradaki açıyı bulmamız gerekiyor. Daha sonra diyor ki ayırdığı açılardan diyor. Daha sonra buradan hayali bir tane açıortay çiziyorsunuz. Bulduğunuz açıyı iki eşit parçaya bölüp cevabı gönderiyorsunuz. Çözümlerinizi bekliyorum. Devam edelim. Bir tane örneğim var yine. Ne demiş? AD doğru parçası A açısının açıortayı demiş. Zaten açıortay olduğunu, açı iki eşit parçaya böldüğünü bize göstermiş mi? Evet. Şimdi benden C açısını istiyor arkadaşlar. Nasıl bulacağız? Şuradaki dik üçgene bir bakalım isterseniz. 90 derece, 66 derece ve kaç derece olduğunu bilmediğim bir tane açım var, değil mi? Peki ben onu nasıl bulurum? Şu iki açıyı bir toplayalım. 90 ile 66'yı toplayalım. Değil mi? Ne çıkar? 156. Üçgenin iç açıları kaç dereceydi arkadaşlar? 180 dereceydi. 180'den 156'yı çıkartırsam benden istediği şu açıyı bulur muyum? Evet. 180'den 56'yı çıkarttım. Kaç kaldı? 24. O zaman benim buradaki açım kaç derece arkadaşlar? 24 derece. AD açıortaysa buradaki açıda kaç derece olmak zorunda arkadaşlar? 24 derece olmak zorunda. Geriye ne kaldı? Benden C açısını istiyordu. Zaten dikkat ederseniz aynı çıkacak. 66 dik 90 derece 24. 24 90 derece. O zaman burası da kaç derece çıkacak arkadaşlar? 66 derece çıkacak. Açıortay özelliğini kullanarak istediği açıyı bulduk. Yine aşağıda bir tane örnek yazdım. Yukarıdakine benzer bir soru. Çözümlerinizi yapıp gönderiyorsunuz. Cevaplarınızı bekliyorum. Arkadaşlar doğrular ve açılar konusuyla devam edeceğiz. İlk konumuz iki paralel doğrunun bir kesenle oluşturduğu açılar. Arkadaşlar şimdi iki tane paralel doğru çiziyorum. Burada tabii ki D1 ve D2 doğrusu birbirlerine ne olacak arkadaşlar? Paralel olacak. Sonra her iki doğruyu birlikte kesen bir tane doğru daha çiziyorum. Buna da D3 doğrusu dedik. Daha sonra buralarda oluşan açıları tanımlayacağız arkadaşlar. İlk olarak bulmamız gereken açılar yöndeş açılarmış. Arkadaşlar yöndeş açılar isminden de anlaşılacağı gibi aynı yöne bakan açılar arkadaşlar. Birbirleriyle aynı yöne bakan açıları bulacağız. Şimdi örnek veriyorum. X ile A'nın baktığı yönler aynı mı? Evet, o zaman A ile X'e ne diyeceğiz arkadaşlar? Yöndeş açı diyeceğiz. Daha sonra Y ile B'nin baktığı yönler birbirinin aynı mı? Evet, her ikisi de aşağıya bakıyor. O zaman Y ile B'ye de ne diyebiliriz arkadaşlar? Yöndeş açı diyebiliriz. Devam edelim. Daha sonra sol tarafa geçecek olursak D de yukarıya bakıyor. T açısı da yukarıya bakıyor. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? D ile T açısı da nedir? Yöndeştir. Aynı şekilde C ile Z açısı da ne yapıyor? Aşağıya bakıyor. O zaman Z ile C açısına da ne diyeceğiz arkadaşlar? Yöndeş açılar diyeceğiz. Şunu unutmayın arkadaşlar. Yöndeş açıların ölçüleri her zaman birbirlerine eşittir arkadaşlar. Ne demek bu? Ölçülerinin eşit olması. Yani A ile X açısının ölçüsü birbirlerine eşit olacak. A'nın X'e açısının ölçüsüne eşit. Aynı şekilde Y'nin açı ölçüsü B'nin açı ölçüsüne eşit. D'nin açı ölçüsü T'ye, Z'nin açı ölçüsü de neye eşit arkadaşlar? C açısının ölçüsüne eşit. Aynı yöne bakan açıların ölçüleri her zaman ne olacakmış? Birbirlerine eşit
olacakmış. Şimdi gelelim arkadaşlar ters açılara. Ters açı dediği de ifade ne olacak arkadaşlar? Birbirlerine farklı yönde bakan açıları bulacağız. Nasıl bulacağız onları peki? Bakıyorum. Şimdi X ile Z birbirlerine farklı yönde bakıyorlar. İkisi de zıt yöne bakıyor değil mi? O zaman ne diyebiliriz? X ile Z'ye ters açı diyebiliriz. Aynı şekilde Y ve T birbirlerine zıt yönde bakıyorlar. O yüzden Y ile T'ye ne diyoruz arkadaşlar? Ters açı diyoruz. Aşağıdaki açılarımıza bakalım. Yine A ile C ne yapıyor arkadaşlar? Birbirlerine ters yönde bakıyorlar. A ile C ters açıdır. Geriye kalan da yine B ile D ne oldu arkadaşlar? Ters yönde baktılar. Ne olacak? B ile de D birbirlerine ters açılar olacak. Yine arkadaşlar ters açıların ölçüleri birbirlerine ne olacak? Eşit olacak. Ters açıların ölçüleri birbirlerine eşittir. Birbirleriyle ters olan açılar birbirlerine eşit olmak zorunda. Yani X eşittir Z'ye, Y eşittir T açısına, A C açısına, B açısı da neye eşit olacak arkadaşlar? D açısına eşit olacak. Şimdi aynı şekil üzerinde arkadaşlar bulmamız gereken 3 açı çeşidi daha var. Hemen bulalım onları. İç ters açılar. Arkadaşlar iç ters açı dediği ifade içeride birbirlerini zıt yöne bakan açılar olacak arkadaşlar. Ne demek bu? Ben sadece içerideki açıları inceleyeceğim. Yani Z, Y ve D ve A arasında bir bağlantı kuracağım. Bakıyorum her ikisi de iki paralel doğrunun içerisinde bulunuyor değil mi arkadaşlar? Hemen karşılaştıralım 4 açıyı. Y açısının baktığı yönle içeride bulunan Y açısının baktığı yön ile D açısının baktığı yön birbirinin tersi değil mi? Dikkat edin. Y açısı sağ tarafa, D açısı sol tarafa bakıyor. O yüzden ben iç ters açılara vereceğim ilk örnek ne olacak arkadaşlar? Y ile D açısı olacak. Aynı şekilde içeride bulunan diğer açılara bakıyorum. Z açısının baktığı yön ile A açısının baktığı yön birbirinin tersi değil mi? Zıt yöne bakıyorlar. Hem içerideler hem de birbirlerinin ters yönüne bakıyorlar. O yüzden ne diyeceğiz arkadaşlar? Z ile A'ya iç ters açılar diyeceğiz. Yine iç ters açıların yani birbirleriyle ters olan açıların ölçüleri birbirlerine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Çifter çifteri oluşturuyorum ya, hepsi birbirine eşit değil. Dikkat edin. Oluşturduğum çiftlerin açılarının ölçüleri birbirlerine eşit. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar? Y açısı D açısına, Z açısı da nereye eşit olacak arkadaşlar? A açısına eşit olacak. İç ters açıları bulduk. Şimdi iç ters açıları nerede aramıştık arkadaşlar? İçeride aramıştık değil mi? Peki benden neyi istiyor şimdi? Dış ters açılar. Ne olacak arkadaşlar bu defa açıların? Dışarıdaki açılara bakacağım. Yani iki paralel doğrunun dışında kalan açılara. C, B ve X ve T'ye bakacağım. Çünkü onlar paralel doğruların dışında kalıyor. Ve bu açıların birbirlerine ters olanları bulacağım. Nasıl bulacağız? Baktık. X dışarıda değil mi? X'in baktığı yöne dikkat edin. Ne tarafa bakıyor? Sağ tarafa bakıyor. C açısı da dışarıda. O nereye bakıyor arkadaşlar? Sol tarafa bakıyor. O zaman ne diyebiliriz? X ile C'ye ters açı, dış ters açı diyebiliriz. Aynı şekilde bakıyorum. B'nin baktığı yön ile B de dışarıdaydı. T'nin baktığı yön birbirinin tersi. O yüzden ne diyeceğiz arkadaşlar? B ile T'ye de dış ters açı diyeceğiz. Arkadaşlar yine oluşturduğum çiftlerin ölçüleri birbirlerine ne olacak? Eşit olacak. Tekrar ediyorum. Hepsi birbirine eşit değil. Sadece bulduğunuz dış ters açı. Mesela çifter çifter bulduk ya. Ya da burada da mesela çift çift bulmuştuk. A ile X yönde işte. O yüzden A ile X birbirine eşit. Hepsi birbirine eşit değil. Dikkat edin. Oluşturduğumuz çiftlerin açılarının ölçüleri birbirlerine eşit. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? X açısı C'ye eşit. B açısı da neye eşit arkadaşlar? T açısına eşitmiş. Bulmamız gereken diğer açı çeşidi de komşu açılar. Birbirleriyle yan yana olan açıları bulacağız arkadaşlar. Hemen bulalım isterseniz. Bakıyoruz X ve Y yan yanalar değil mi? Bir tane doğruyla bölünmüşler. O yüzden ne diyeceğiz arkadaşlar? X ile Y. Daha sonra Y ile devam edelim. Y ile kim bölünmüş? Z. Y ile Z. Z'den devam edelim. Z ile kim bölünmüş? T. T ile Z ile T.
Daha sonra T'den devam ediyorum. T ile de kim bölünmüş arkadaşlar? X bölünmüş. Yani açıyı yan yana bulunan açıları komşu açılar olarak belirtebiliriz. Aşağıdaki açılarımıza bakalım isterseniz. A'ya bakıyorum. A ile kim arkadaşlar? B. B ile devam edelim. B ile kim komşu? C. B ile C. Daha sonra C ile kim komşu? D komşu. D ile de kim komşu arkadaşlar? A komşu. Bilmemiz gereken nokta burada arkadaşlar. Komşu açı çiftleri neydir arkadaşlar? Bütünlerdir. Bütünler kaç dereceydi? Unutmuyoruz. 180 dereceydi arkadaşlar. Yani birbirlerini toplamı kaç derece olacak? 180 derece olacak. Dikkat ederseniz mesela biz A ile B'ye ne dedik? Komşu açıdır dedik değil mi? A ile B'nin şu açısına bakın. Bir tane doğru açı oluşturuyor. Ya da D ile A'ya bakın. Bir tane ne açı oluşturuyor? Doğru açı. Yani kaç derece oluşturmaları gerekiyor? 180. Tek tek şöyle yazabiliriz. X artı Y 180. Y artı Z 180. Daha sonra Z artı T 180. Bu şekilde bütün komşu açıları bütünler olarak yazabilirsiniz. Benim yerim kalmadı. Buradaki çiftlerin hepsinin toplamı tek tek ne olacak arkadaşlar? 180 derece. Dikkat edin. Çiftleri arkadaşlar gidip de X ile D'nin toplamı 180 demeyin. Oluşturduğum çiftlere bakarak 180 derece diyoruz. Şimdi buradaki açı çeşitlerini birazcık yorumladık. İsterseniz örneklerle devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir tane kuralım var. Z kuralım. Z kuralı aslında iç ters açılardan geliyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın burada isterseniz tekrar ön sayfayı açayım. İç ters açı neydi arkadaşlar? Her iki açı da doğrunun içinde bulunacaktı. Doğruların içerisinde ve birbirlerine zıt yönde. Mesela Z ve A birbirlerine zıt yönündeydi değil mi? Ve açıların ölçüleri birbirlerine neydi? Eşitti. Dikkat edin aslında hani kural olarak ezberlemeseniz bile az önceki öğrendiğiniz doğru açı ölçü çeşitlerinden yapabilirsiniz. Mesela baktık burada bir tane doğru çizmiş. Şöyle uzatabilirsiniz isterseniz doğrularınızı. Bakın burada oluşan açıyla burada oluşan açı her ikisi de doğrunun içerisinde değil mi? Ve birbirlerine zıt yönde bakıyorlar. Biz bunlara ne demiştik az önce öğrendik? İç ters açılar demiştik. İç ters açıların ölçüleri birbirlerine neydi arkadaşlar? Eşitti. İlla böyle iç ters açı diye aklımda tutamam diyorsanız biz bu kurala ne diyorduk arkadaşlar? Z kuralı. Z harfine benzediği için Z kuralı olarak adlandırıyorlar arkadaşlar. Baktık örneğimize hemen. Karşımızda ne var bir tane? Z kuralı var. İsterseniz doğruları uzatabilirsiniz. Ama birbirlerine zıt yönünde bakan iki açının ölçüsü birbirlerine ne olmak zorundaydı? Eşit olmak zorundaydı. O zaman biz K açısına direkt ne diyeceğiz arkadaşlar? 44 diyeceğiz. Hemen size bir tane örnek yazayım isterseniz buraya ödev olsun. İki tane doğru çiziyorum. D1 ve D2 doğrusu. Burası 55 olsun size. Buradaki açıyı sorsun. Hemen cevabı görebilirsiniz zaten. Devam edelim isterseniz. Burada bir tane örneğim var. Her zaman çok basit şekilde sormaz size arkadaşlar. Bir tarafı sayı, bir tarafı ifade şeklinde. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Hangi kuralı görüyorsunuz? Dikkat edelim. Bakın bir tane ne var arkadaşlar? Z kuralı var değil mi? Şu şekilde baktığınız zaman, şu doğruları görmediğiniz zaman bir tane ne var? Z kuralı var. Z kuralında birbirlerine ters yönde olan açıların ölçüleri neydi arkadaşlar birbirlerine? Eşitti. O zaman ne yazacağız biz? 2A artı 8 açısının ölçüsü neye eşit olmak zorunda? 3A eksi 13'e eşit olmak zorunda. Buradan sonrası neydi arkadaşlar? Bildiğimiz denklem çözümüydü. Ne yapalım? 2A'yı 3A'nın yanına gönderelim. Eksi 13'ü de karşı tarafa gönderelim. 3A buradaydı. Artı 2A karşıya geçti. Eksi 2A. 8 buradaydı. Eksi 13 karşıya geçti. Artı 13. 3A'dan 2A'yı çıkarttık. Ne kaldı? A. 8'e 13 eklersek ne olur arkadaşlar? 21. Yani A açısı, yani A değeri kaçmış? 21'miş. Hangi kuralı uyguladım? Z kuralını. Zıt yöne bakan iki iç ters açının ölçüleri birbirlerine eşittir dedim ve A değerini buldum. Yeni bir kuralla devam edelim arkadaşlar. Karşımızda bir tane
kural var. Buna da U kuralı diyoruz. Paralel doğruların oluşturduğu yapı U harfine benzediği için U kuralı olarak adlandırılıyor. Arkadaşlar U kuralında da kenarlarda kalan açıların ölçüleri yani X ve Y'nin toplamı kaç derece olacakmış? 180. Yani ne olmaları gerekiyormuş arkadaşlar birbirlerine? Bütünler 180 dereceye tamamlamaları gerekiyormuş. Hemen örnekle pekiştirelim. Bir tane paralel doğru vermiş bize. Paralel doğru yapısı vermiş ve Y açısını soruyor. Nasıl bulacaktık arkadaşlar? Karşımızda bir tane U harfi var. Dikkat edin, yan yapmış bir tane U harfi var. Neydi? Her iki köşelerde kalan iki açının toplamı Y artı 68 kaç olması gerekiyordu arkadaşlar? 180, yani bütünler olması gerekiyordu. Y'yi yalnız bırakmak için 68'i karşıya attım. 180 eksi 68. Y buradan kaç çıkar arkadaşlar? 112 çıkar. Çok basit bir kural. Her ikisinin toplamı kaç olacakmış arkadaşlar? 180 derece olacakmış. Devam edelim hemen örneklerimize. Bir kural daha var. Arkadaşlar yine paralel bir doğrulardan oluşuyor. Bu anlattığım kuralların hepsinde iki doğrunun birbirine paralel olması çok önemli arkadaşlar. Bu paralel doğruda da arkadaşlar M kuralı diyoruz. Dikkat edin. Yan yatmış bir tane ne var? M harfi var. Arkadaşlar bu kuralda da içeride kalan açıların ölçüleri dışarıda kalan açının ölçüsüne eşit olmak zorunda. Her ikisini topladığımda neyi bulmam gerekiyormuş? Buradaki açı ölçüsünü yani x'i a artı b eşittir x şeklinde yazmışız. Hemen örnekle pekiştirelim isterseniz. Baktık bir tane M harfi var değil mi? Ters duran bir tane M harfi var. Ne oluyordu? İçeridekilerin toplamı yani a ve 44'ün toplamı neye eşit olmak zorundaydı arkadaşlar? 96'ya eşit olmak zorundaydı. A harfi burada kalsın. Kendisini arıyorum zaten. 96'nın yanına 44'ü nasıl atarım arkadaşlar? Eksi olarak atarım. 96'dan da 44'ü çıkartırsak ne olacak arkadaşlar? A açısının ölçüsü 52 derece olacakmış. Yani içerideki açıların ölçüsü dışarıda kalan açının ölçüsüne eşit olmak zorunda. Devam edelim bakalım yeni kuralımız neymiş? Şimdi arkadaşlar karşımızda yine paralel iki doğrudan oluşan bir yapı var. Paralel olması benim için çok önemliydi. Arkadaşlar bu paralel yapıda da şuna dikkat edeceğiz. İçeride kalan açıların ölçüleri toplamı, yani aynı yöne bakan, öyle diyeyim, aynı yöne bakan açı ölçülerin toplamı farklı yöne bakan açı ölçülerin toplamlarına eşit olmak zorunda. Buna zikzak kuralı da diyebilirsiniz. Sağ tarafa, sol tarafa bakanların ölçülerin toplamı sağ tarafa bakanların açı ölçüleri toplamına eşit olmak zorundaymış. Kuralımızı verdik. Hemen örneğimize bakalım. Karşımızda ne var arkadaşlar? Bir tane zikzak kuralımız var, değil mi? Hemen yönlerini işaretleyelim. 30 ve x'in toplamı, 30 ve 3x'in toplamı neye eşit olmak zorunda arkadaşlar? Sol tarafa bakanlar sağ tarafa bakan açılara toplamına eşit olmak zorunda. Diğer tarafta ne vardı? 90 artı x. Toplayıp birbirlerine eşitledik. Gerisi denklem çözümü zaten. 3x burada kalsın. X'in yanına atarsam eksi x. 30'u karşıya atarsam 90 eksi 30. 3x'ten x'i çıkarttım. 2x eşittir neyi arkadaşlar? 60'a. X buradan kaç çıkar? 30 derece çıkar. Yani ne yaptık? Farklı yöne bakanların toplamı diğer yöne bakanların toplamına eşittir dedik ve kuralımızı uyguladık. Devam ediyoruz arkadaşlar yeni bir kuralla. Karşımızda ne var bir tane? Buna roket kuralı ya da karşınıza çok çıkmayabilir. Kalem ucu da diyorlar arkadaşlar. Şekli ona benzediği için bakın roket ya da kalem ucu. Üç farklı açı oluşacak. Yine paralel olmak zorunda doğrular. Paralel doğrularda oluşan 3 açının toplamı neye eşit olacak bu defa? 180'e. U kuralında neydi arkadaşlar? U harfine benziyordu. İki açının toplamı neye eşitti? 180 dereceye. Bu defa kaç açımız var? 3 açımız var. 3 açının toplamı kaç dereceye eşit olacakmış? 360 dereceye eşit olacakmış. Hemen örneğimizi yapalım. Karşımızda zaten kuralın üstüne bir tane örnek yazdım. Belli hangi kurala uygulayacağımız. Ben genelde kalem ucu diyorum. Kalem ucu kuralım var değil mi? Neydi? Üçünün toplamı 125 artı 153 artı x neye eşitti? 360'a. Az önce öğrendik. Toplayalım hemen bu ikisini isterseniz. Neye eşit arkadaşlar? Toplayalım. 278 artı x eşittir 360.
278'i karşıya atarsam 360 eksi 278. Buradan x kaç çıkacak arkadaş? 360'tan 278'i çıkartırsam 82 çıkacak. Yani x'in açısının ölçüsü kaç dereceymiş arkadaşlar? 82 derece olacakmış. Şimdi arkadaşlar kuralları öğrendik. Birkaç tane karşımıza çıkabilecek tarzda örnek çözelim. Bir soru vermiş bize. Burada zaten M kuralı olduğunu belirtmişim. M kuralında neydi arkadaşlar? Paralel iki doğrudan oluşmak zorundaydı. Arada kalan iki açı dışarıdaki açıya eşit olmak zorundaydı. İkisinin toplamı bana dışarıdaki açıyı vermek zorundaydı. Yani 3A eksi 1 neye eşit olmak zorunda arkadaşlar? İki açının toplamına 41 artı 21'e eşit olmak zorunda. Devam edelim bakalım. 3A eksi 1 eşittir. Her iki sayıyı toplarsam ne olur? 62, 3A burada kalsın. Eksi 1'i karşıya attım. 62 artı 1. 3A eşittir 63 ise A sayısı ne çıkacakmış arkadaşlar? 21. Benden istediği sonuç ne olacakmış? 21. Önemli olan arkadaşlar kuralları görebilmek. Kuralları öğrendiysek ve görebiliyorsak soruyu çok rahat çözeriz. Karşımızda bir tane ne var? U kuralı var. Çok basit bir örnek. Şimdi ben çözmeyeceğim. Bunu size ödev olarak bırakıyorum. U kuralının özelliğinde umarım hatırlıyorsunuzdur. Devam edelim bakalım. Karşımızda bir tane örnek var. Örnekte bir kurala benzetebildik mi? Benzetemedik. Ama bir tane daha paralel doğru çizip karşımıza bir kural oluşturabilir miyiz? Evet. Nasıl oluşturabiliriz? Şuradan arkadaşlar bir tane paralel bir tane daha doğru çiziyorum. Şimdi bu paralel doğruyu çizdikten sonra şurayı kapatıyorum. Şu üstteki doğruyu görmeyin. Şurada oluşacak açıyla şu ikisi size neyi hatırlattı? Şöyle bir kural var karşınızda. Neydi arkadaşlar bu? U kuralıydı, değil mi? U kuralında neydi arkadaşlar? İkisinin toplamı neye eşit olmak zorundaydı? 180'e eşit olmak zorundaydı. Burası 160'sa 180'den 160'ı çıkartıp kalan açıyı bulur muyum? Bulurum. Kaç derece bulduk arkadaşlar? Az önce oluşturduğum yeni açıyı 20 derece bulduk. Güzel. Şimdi şu aradaki çizgiyi görmeyelim. Karşımızda bir tane ne var? Büyük U var, değil mi? Yeni oluşturduğum paralel çizgiyle birlikte bir tane U kuralını oluşturduk. U kuralında yine açı ölçüleri, kenarlardaki açı ölçüleri toplamı neye eşit olmak zorundaydı? 180'e eşit olmak zorundaydı. Şimdi burası 80 derece. Güzel. Bu köşe 80 derece. Benim bir de buradaki köşeyi bulmam gerekiyor, değil mi? Bakalım köşemize. 4a artı 12. Ama tamam olacağı için bunun üstüne neyi eklemek zorundayım arkadaşlar? 20'yi eklemek zorundayım. Yine U kuralından neye eşit olmak zorunda? 180'e eşit olmak zorunda. İsterseniz önce bir benzer terimleri toplayalım. 4a'yı yazdık. Hangileri benzer terim? 80, 12 ve 20. Hepsini toplarsak 32, 112, değil mi? Neye eşit bu? 180'e eşit. 4a yalnız kalsın. 112'yi karşıya atarsak ne olacak arkadaşlar? Eksi olarak geçecek. 180 eksi 112. 4a neye eşit arkadaşlar? 68'e eşit, değil mi? Her iki tarafı da 4'e bölersem buradan a'yı ne bulurum arkadaşlar? 17'yi bulurum. Yani benden istediği sonuç neymiş? 17'ymiş. Her zaman kurallar karşımıza çıkmayabilir ama biz paralel bir tane doğru çekerek neyi bulduk arkadaşlar? U kuralını. İlk önce aşağıda oluşan küçük u'dan verilmeyen, yani yeni oluşturduğum açıyı buldum. Daha sonra büyük U kuralını uyguladım ve cevabı buldum. Aşağıda aynısına neredeyse tıpatıp benzerini sordum. Ne yapacaksınız? Siz U kuralına benzetmek için bir tane şuradan paralel doğru çekip cevabı bulacaksınız arkadaşlar. Hemen devam edelim bakalım. Karşımızda bir tane örnek var. Birazcık karışık geliyor olabilir size ama dikkatli bakarsanız çok rahat görürsünüz. İki tane paralel doğru vermiş arkadaşlar. Paralel doğruda bir tane kuralım var. Kural çok basit aslında. Hangi kural var arkadaşlar? M kuralı var. İki tane M kuralı var. İki farklı M kuralı var. Farklı farklı renklerle göstereyim isterseniz. İlk önce buradaki iki açıyı birbirlerine eşit vermiş. Bir tane bilinmeyen daha söyleyelim. Bu iki açının değeri A olsun. Buradaki iki açı ölçüsü de birbirine eşit demiş. O zaman bunlara da biz B, B diyelim arkadaşlar.
Şimdi dedik ya M kuralı var diye. Bakın ilk önce içerideki M kuralına bakın. Yani en içteki M kuralına. Şöyle çizeyim. Bakın dikkat edin. Morla üstünden geçtiğim hangi kuraldı? M kuralıydı. Bakın açıda kalan, arada kalan açı ölçülerine dikkat edin, olur mu? Bakın şöyle dalgayla çiziyorum. Neydi? Arada kalan iki açının ölçüsü dışarıdakine eşit olmak zorundaydı. İkisinin toplamı, yani x neye eşit arkadaşlar? A ve B'nin toplamına eşit olmak zorunda. Bu benim elimde dursun. Daha sonra diğer M kuralına bakalım arkadaşlar. Bakın onu da yeşille çiziyorum. Yeşille çizdiğim diğer M kuralı. Bu defa içeride kalan, dikkat edin, yeşilin arasında kalan ne var? 2A var. Yeşilin arasında kalan hangi ölçü var? 2B var. Bunlar neye eşit olacak arkadaşlar? 80'e eşit olacak. O zaman şöyle yazabiliriz. 2A artı 2B neye eşit? 80'e eşit. 2M kuralını, bir tek soruda 2M kuralını da birleştirmiş arkadaşlar. Buradan 2A artı 2B'yi 80 vermiş. Biz ortak çarpan parantezden almayı öğrendik değil mi? 2A artı B neye eşit arkadaşlar? 80'e. O zaman A artı B neye eşit olacak? Her iki tarafı 2'ye bölersem 40'a. A artı B dediği şey zaten neye eşitti? X'e eşitti. O zaman X'in değerini biz ne bulduk arkadaşlar? 40 bulduk. Dikkat edin, M kuralı vardı. Bir içeride M kuralım vardı. Bir de dışarıda M kuralım vardı. Hangi açının arasında kaldığına dikkat ederek çözebiliriz. Devam edelim bakalım. Şimdi karşımızda yine bir tane örnek var arkadaşlar. Örneğimize bakıyoruz. Hiçbir kuralı anımsatmadı sanırım. Farklı farklı yollardan çözebilirsiniz. Bakalım şimdi. Şöyle yapalım. Ben şunu uygulayacağım. Şuradan şu doğruyu uzatalım arkadaşlar. D1 doğrusunu bu yönde uzatıyorum. D1 doğrusunu uzatırsam, bakın karşınızda oluşan şekle bakın. Bir tane ne oluştu? Roket kuralı ya da neydi? Kalem ucuydu değil mi? Şimdi burası 30'sa ben bu doğruyu uzattığım için doğru açıya tamamlamadım mı burayı? 180'den 30'u çıkarttım. Kaç derece bulduk arkadaşlar burayı? 150 derece bulduk. Güzel. Kalem ucunun kuralı neydi arkadaşlar? Toplamları 360'a eşit olmak zorundaydı. 3 açıyı topluyordum. 150 artı 90 artı 5x neye eşitti arkadaşlar? 360'a eşitti. 5x artı bu iki değeri toplarsam 240 eşit. 240'ı karşıya attım. 360 eksi 240. 5x neye eşit arkadaşlar? 120. Her iki tarafı 5'e bölersem x ne çıkacak buradan? 24 çıkacak arkadaşlar. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Farklı bir yön olarak. Şuradan D2 doğrusunu uzatabilirsiniz arkadaşlar. D2 doğrusunu uzattığınızda karşınıza bir tane ne çıktı? M kuralı çıktı. M kuralında şuradaki iki açının toplamı burayı vermiyor muydu bana? O zaman burası kaç derece çıkacak arkadaşlar? 30'a ne eklersek 90 derece olur. 60 değil mi? M kuralında ikisini topluyordum. Dışarıdakinin değerini veriyordu bana. Burayı 60 bulduysam tamamı 180 değil mi? Yine 5x'e kaç derece kalır arkadaşlar buranın tamamına? 120 derece kalır. 5x'in tamamı 120 ise x kaç çıkacak yine? 24. İki farklı yoldan da çözdük. Yine yukarıdakinin benzerini size ödev olarak bırakıyorum. Çizilmiş ve yapılmış bir şekilde çözümleri gönderiyorsunuz. Cevabınızı bekliyorum arkadaşlar. Devam edelim. Karşımızda bir tane örnek var arkadaşlar. Yine paralel iki doğru. Mutlaka D1, D2'ye paralel olmak zorunda. Bakalım hangi kuralları uygulayacağız. Belirgin bir kural yok. Aslında Z kuralı da var, U kuralı da var. Ama hiç kuralları öğrenmeden biz hani iki paralel doğrunun bir kesenle yaptığı açıları öğrenmiştik ya. Bir tane zıt yönlü açı var değil mi? Ters açılar diye öğrenmiştik. Ters açıların ölçüleri her zaman birbirlerine neydi arkadaşlar? Eşitti. O zaman şöyle diyebilir miyiz biz? 2A artı 10 ne olmak zorunda arkadaşlar? 130 olmak zorunda. Neden? Bunlar ters açılar. Hadi yazalım onu da. Değil mi? 2A artı 10 karşıya geçerse 130 eksi 10 olur. 2A 120 ise A ne çıkar arkadaşlar? 60 çıkar. A sayısını bulduk.
Şimdi biz ilk başta öğrendiğimizde iki paralel doğrunun kesenle yaptığı açılarda bir de neyi öğrenmiştik arkadaşlar? İç ters ve dış ters açıları öğrenmiştik, değil mi? İç ters olması ne demekti? İçeride ters yöne bakan açılardı. Bakıyorum içeride iki açı var ve ikisi de birbirine zıt yönde bakıyor. Ya da biz buna ne demiştik? Z kuralı demiştik, değil mi? Birbirlerine zıt yönde bakan açılarda neydi arkadaşlar? Ölçüleri birbirlerine eşitti. İç ters açıların ölçüleri birbirlerine eşit olacağı için ben 3b eksi 5'i neye eşitleyeceğim arkadaşlar? 130'a eşitleyeceğim. 3b yalnız kalsın. Eksi 5 karşıya nasıl geçecek? Artı 5. 3b eşittir 135 ise b sayısı her iki tarafı 3'e bölersem ne çıkacak arkadaşlar? 45 çıkacak. Arkadaşlar karşınıza çıkabilecek tarzda örnekler çözdüm. Farklı örnekler çıkarsa da sorularınızı atarsanız cevaplarınızı bekliyorum. Mutlaka ödev sorularını bir kağıda yazıp çözülmüş bir şekilde atarsanız sevinirim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.